Selam arkadaşlar. Şu an babamgil iş yerinden size selamlarımı iletiyorum. Biraz iş öğrenmeye geldim buraya. İlk günüm daha. Şu an bu haftalık bir vlog değil. Yani şey değil. Hiç alakası yok videoyla. Sadece bu gereksiz bilgiyi vermek istedim. Bir konsept düşündüm. Bu yılki en iyi film adaylarını izleyip kendi çapımızda yorumlamak istedim. Bilirkişi olduğumuz için. Bazen kendim izlerim, kızlarla izlerim, ailemle izlerim diye düşünüyorum. Onların da yorumlarını alırım. Bilirkişi olduğumuz için. Evet, çekecek bir video fikri gelmedi aklıma. Ben de bunu düşündüm. Neyse bakalım. Oyuncuyla ilgisi olan biri olarak kendimi de bu hakkı görerek bu filmleri izlemeye başlıyoruz. Şu an birazcık da utandım çünkü babamların iş yerindeyim ve çok fazla gelen biri değildim normalde buraya. O yüzden bir fırsat bulup odada tek kalınca çekip videoya başlamak istedim. Çünkü evdeyken de utanıyorum, tek başımayken de utanıyorum, sürekli utanıyorum. Kamerayla hiç rahat değilim. Kameraya bakmıyorum bile, özür dilerim. Şu an kendime bakıyorum. Neyse. Şimdi kızlara yazacağım ve artık filmleri sıralayıp bir çekilişim ne yapacaksak ne yapacaksak onu yapıp bugün belki iki filmi izlerim. Belki izleriz. Belki ben tek izlerim, bilmiyorum. Her an herkes satabilir, her şey olabilir. Burada çok sıkılıp burada da izleyebilirim. Görüşürüz. Bir şey diyeceğim, bence boş verin. Benim bu filmleri izleyeceğim yok. Yani izleyemiyorum. İzleyemiyorum çünkü vaktim yok. Gün yetmiyor. İzleyebilirsem yine izlemeye çalışırım. Ama bence biz bunu normal bir vlog çevirelim. Bugün sinir bozucu şekilde kırmızıyım gerçekten. Her neyse, bir saat sonra falan mesai bitecek burada ve siyah Ankara görüyor musunuz? Burada bir kar yağışı var. Biz tam olarak Beypazarı'nın içinde değiliz. Havuç yemek ister misiniz? Ben havuç yiyeceğim. Hadi hep beraber havuç yiyelim şu an. Günaydın arkadaşlar. Sabahın köründe babam yine beni erkenden dikip hazırlattırdı. Şimdi kendisi mutfakta oturup çay içiyor. Ve bunu her gün yapıyor. Ben de her gün hazırlanıyorum. Bakalım, birazdan işe gideceğiz. Yine yorucu bir gün, soğuk bir gün bizi bekliyor. Dün kar da yağdı. Harika. Orada tutmuştur belki. Arkadaşlar şimdi size bu aralar hayattaki en sevdiğim şeyi göstereceğim. Hazır mısın? Seni seviyorum dostum. Sabah saatleri muhasebe çok yoğun olmadığı için biraz daha böyle ders kayıtlarını dinleyip çalışabiliyorum. Şimdi de öyle yapacağım. Ecanur, bu ders çalışma aşkı nereden geliyor derseniz eğer... Vize tarihlerim belli oldu. 10 ve 18 Nisan arası vizelerim başlıyor. Ben de bu yüzden artık az çok, yani zaten girmeye çalışıyordum. Giremediklerimi izleyeceğim, notlarımı çıkarmaya başlayacağım. Vize öğrencinin kankısıdır arkadaşlar. Burada biraz not falan çıkardım. Şimdi biraz kendime izlenme kasmak istiyorum. Çünkü neden olmasın değil mi? Hicinur. Beğensek mi? Ne yapsak? Hayır, şunu unutun lütfen. Böyle bir şey yokun. Bakın arkadaşlar. Bu ben değilim, tamam mı? Bu yok. Bu kişi yok aslında. Sen aslında yoksun. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yok. Tam Atakan geldi arkadaşlar. Ne zaman iş yerinde bir gün vlog çekiyoruz? Dün. Ne zaman çekeceğiz? Dün.
çekeceğiz. İmkansız diyor yani. Diyor ki ben çok meşgulüm, ben asla buna vakit ayıramam, bunlar boş adam işi diyor. Şu an iş görüşmesine. Hazır mısın? Maskemi bulamıyorum. Anne, maskemi gördün mü? Görmedim. Nereye koyduysan oradadır. Size binamızın ışıklarını göstermek isterim. Ne kadar uyumlu değil mi? Havali. Sesimi nasıl duyabilirim peki? Selam arkadaşlar falan. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ece'nin kanalına hoş geldiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Sakin Ablagil benim elmayı ne kadar çok sevdiğimi bildiği için bana böyle bir elmayı ayırmışlar. Onları şu an çekemediğim için çok üzülüyorum ama. Ben bilseydim sana ayırdığımı önceden yerdim oynayayım. İşte rezil Allah'ım, sen ancak böyle bir ev sahibisin sen işte. Bunu da video koyacağım. Farkındaysan zaten gerildim. Normal bir rahatlık yok. Ya onları çekemiyorum çünkü onlar normalde tesettürlü. Ev ortamında onları rahatsız etmek istemiyorum yani. Bu onların en doğal hakkı, anlıyor musunuz? Evde başlarını kapatmamaları. Ama bizim eve gelseler zorla kapattırırdım. Fotoğraf çekti. Fotoğrafı da şuraya koyarım. Ama koyamam ki. Koyamam gerçekten. Zor ya. Neyse, elma yiyeceğiz işte. Günaydın. Şu an ayağıma çift çorap giyiyorum. Çünkü bot giyeceğim ve orası soğuk oluyor. Ayaklarımın üşümemesi için. Bakın çorap çok tatlı. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break, I'm hoping. Hadi herkes günaydın desin. Günaydın desin. Günaydın, 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 günaydın. Tam bir aile saadeti. Şurada kız kardeşim de var. Az önce dünden kalan ders şey notlarımı çıkardım. Yeni not çıkarmaya geçmeden önce bir kahve alacağım aşağıdan şimdi. İş yerine geldik. Yarın tatil. Bizim iş yerimizde cumartesi günü tatil, pazar günü iş var. Şimdi babamın yanına gidiyorum. Ondan bir çiçekçinin numarasını alacağım. Akşama bizim Çilem ablanın doğum günü var. Ona pasta da yapacağım. Çiçek de ayarlayacağım. Umarım beğenirsin Çilem abla. Seçtik annemle çiçekleri. Şu çift daha sarı orkideden alacağız Çilem ablaya. Annesi için de böyle bir şey almayı düşündük. Güzel bir not da ayarladık. Yaşadığımız yerden dolayı çok fazla seçenek göremiyoruz ister istemez. Arkadaşlar eve gelip hemen pastayı yapmaya başladık. Şimdi annem ben gelmeden önce kremasını hazırlamıştı. Ben de tabloya işte harfin şeyini çıkardım. Sonra onları kedi dilerini ısladım. İlk katını yaptım. Şimdi araya muz ve çilek şey yapacağız, koyacağız. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way, did you wait, cause I've been counting the days, and I'm calling up to say, I'm coming home. Stay up till morning and head out exploring, make up for moms that we've missed, cause the cold air is calling and my head's recalling. Şimdi önce Nisa'yı almaya gideceğiz, sonra Nisa'yı da benzin alırız, oradan Sena'yı alırız, sonra nerede otururuz bilmiyorum, bakalım onlar karar verir. Ömer Deniz merhaba. Gelin şimdi, merhaba arkadaşlar diye. Ona versene kahve. Ona vereyim.
Ben beğeniyorum. Bu sefer farklı bir şey olsun. Eve aldı geçen. Tamam, bugün çok fazla bir şey almak istemedik. Yok, geçen yıllar. Kanka gayet güzel. Sen bak. Cinayeti teşebbüsü. Gerçekten isteyerek olmadı. Ne düşünüyorsun sence? Ya Elif'im yazdığı için herhalde hiç duymadım. Yani hiç bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Onunla alakalı bir şey. Dada tasarım yazıyor ya. Yani reklam verdik. Artık dada tasarım. Şey olabilir mi ama? Fincan gibi, kupa gibi bir kötü ablası. Çakmak taşımak sürektir. Ben çok uyuz hediye içerim herhalde. Sıkılırsan eğer. Şimdi ben sıkılmaya başladım. Ya. Olmadı. Ece bir dakika oldu ya. Şimdi influencer oldum işte. Kokusu çok iyi oluyor değil mi? Bakayım. O ne? Bilmiyor musun? Unuttum. Bayağı uzun vakit oldu. Bir şey diyeceğim. Bizim gerçekten böyle kedimiz olabilir bu arada. Ya. Beyaz kedi çünkü... Çok teşekkür ederim. Beklediğinden küçük geldi. Yenmeyi tutup seni. Evet, el yapımı olması zaten. Kızım ayakları var. Merhaba takipçiler. Kimin takipçileri onlar? Senin. Ben kimim? Bilmiyorum. Nasıl ya? Sen onun arkadaşısın. Yeterli bir tanım. Kırmızı saçlı olan değil mi? Gördüğünüz gibi takipçiler. Sena. O da Ömer Deniz'in sevgilisi. Evet. Biliyor musun? Ömer Deniz Nisa'yı neden daha çok sevdin? Hiç. Sonra. Senin pabucun daha çabuk dama atıldı. Ben senin yerinde olsam daha çok üzülürdüm. Çok üzüldüm. Ama böyle çocuğum büyümüş ve gelinini seçmiş gibi. Ben küçük erkeklerden hoşlandım. Herkes biliyor. Takmak istiyor musun? Şöyle yüzüne falan. Selam. Sizinle birlikte bugün harika bir TikTok videosu çekeceğim. Bugün bu yüzlüğü göstereceğim. Bakın. Peki o ne yüzüğü? Nişan. Kimin nişan yüzüğü? Senin. Ben ve kimin? Eşinin. Eşim kim benim? Gözümden geçiyor diyor da. Değil mi? O videoyu ben koyarım köşeye. Tamam. Ben... Sena'nın telefonu gördüğünüz gibi böyledir kendisi. Bu kim ya? O da Sena'nın eşi mi yoksa? Yok. Bu Sena'nın eşi değil arkadaşlar. Herhalde fotoğrafını koyamaz. Buyur Sena, telefonun. Neden fotoğrafını koyamaz? Çünkü onun fotoğrafı yok. Kocam yok mu? Senin eşin yok ki, ne yapayım? Bir de teklif et. Ah, teklif yok. Konu? Niye taktın? O da taktırdı. Hadi büyüyünce evlenelim. O da mı büyüyecek? Ben de büyüyeceğim mi? Ben de büyüyeceğim, yaşlanacağım ben. Sen yaşlanmadan evleneceğiz. Nasıl olacak o? Ondan işte bir şekilde. Gördüğünüz gibi kolay ya. Sıkayım isterseniz size. Buyurun. Buyurun. Vedalaş onlarla. Takipçiler. Beni unutmayın sakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Şu an tam anlamıyla mesaim başladı işte. Ne zaman bu havucu yesem sabah o zaman anlıyorum. Şu an iş saati başladı. Ben işe başladığımdan beri beni ziyaret etmesini beklediğim biri var. O da Hasan amca.
Bir hafta boyunca gelmedi. İkinci haftama başladım ki normalde buraya her gün gelen biriydi. Sonunda geldiler ailecek. Şu an bakıyorum ve görüyorum ki annem de gelmiş. Ben şurada küçük pencereden izliyorum, size de göstereyim. Biz aşağıya inmeyelim, onlar yukarı gelsinler. Sonuçta benim odam burada. Onların beni ziyaret etmesi lazım. Hiç aşağıya inemem. Sesini duyuyor musunuz? Bakın bakın. Müsaade var mı? Buyurun. Buyurun Beyaksoy kardeşler. Ha? İş yerim nasıl? Havadar, her yeri görüyorsun, her yeri açık. Peki Hasan amcanın benim için yaptırdığı şeye bakar mısınız arkadaşlar? Hasan amcan gelmiş Hasan. Hasan abi, Hasan var. Ne? Olay, olay. Bana mı? Ooo! Harika. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten beni şu kepadelere karşı mutlu gururlandırdın. Mutlu oldum be. Yeni yerinde güle güle otur. Sağ ol abi, sağ ol. Ya. Fotoğraf, hadi yan yana geçin de fotoğrafımızı çek. Fotoğrafı çek yani ana. Çek kardeşim. Çıkın abi, üzülme. Aa, o da ne kamera? Hemen fotoğrafı. İşten geldim şimdi, Sakin ablayı alacağım. Onun kuzenine bir çiçek yollayacağız. Aramızda olan bir espri var. Ehliyet sınavını geçti. Sonra gelip havanı da alıp bize geçip kahve içeceğiz. Şimdi Mahmut'un kardeşini aradı Sakin abla. Hadi soruyor ne zaman geleceğini falan, eve yasaktan önce gelir dedi. Şimdi inip çiçek seçeceğiz değil mi? Evet. Beğendin mi seçtiğimiz çiçeği? Şimdi bunu seçtik arkadaşlar, bunu alacağız. Ne yazıyoruz? Tebrik ederim tatlım. Değil mi? Kaza yapmama dileğiyle. Ehliyet sınavını geçti de. Allah tekerine taş değirmesin yaz. Tekerine. Dur öyle yazayım. Dur ne Allah. Allah tekerine taş değdirmesin tatlım. Evet.